12 Eylül darbecilerine yargı yolunun açılmasını ve bu kişilerin ifade vermeye çağrılması nasıl değerlendiriyorsunuz? 12 Eylül darbecileri veya diğer darbeciler fark etmez. Hepsinin de hesap vermesi lazım. Bu gayet doğal, normal bir olaydır. Darbe yapanlar elbette ki hesap vermeli. Darbe yapanlar elbette hesap vermeli. Hem diyorlar ki demokrasi halkın dediği olacak. Hem de halkın seçtiği insanlar darbe yapıyorlar. Onları deviriyorlar, kendileri başa geçiyorlar. Halk sana bu silahı bunun için mi verdi? Asker dediğin vatanı korur. Siyasetle senin ne işin var? Askerin vazifesi siyasete müdahale etmek değil. Askerin vazifesi düşman saldırırsa memlekete onlara karşı savaşmaktır. Çok meraklıysan siyasete çıkar üniformanı, gel atıl siyasete. Bu millet sana bu silahları, bu tankları, bu topları verdi ki millete doğru kullanasın diye mi? Hem demokrasi diyorsun, milletin seçtikleri başımız üzerinde yeri var diyorsun. Ondan sonra da tutuyorsun. Milletin seçtiklerini, milletin silahıyla al, al aşağı ediyorsun. Bu zorbalıktır, diktatörlüktür. Tabii ki bunlar hesap vermelidirler. Bunlar hesap verecek ki bir daha kimse darbe yapmayı düşünmeyecek. Bu darbecilerin zihniyeti şu: Vatanın tek savunucusu biziz, vatanın tek seven biziz. Bu vatan bize emanet. Niye biz neyiz? Bu vatan neyiz biz? Biz neci oluyoruz yani? Adamların kafası bu. Yani siviller de hainler olabilir. Vatan asker koruyacak. Yani sen hain çıkmaz mı? Sivilin de haini var, askerin de haini vardır. Yani senin hainin olmaz mı? Sen de rüşvet yiyen olmaz mı? Sen peygamber misin? Sen gökten mi geldin? Sivillere güvenmiyorlarmış tabi 1 2 üç darbe 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 artık yıprandılar artık nefret edilir hale geldiler önce millet sarıldı bu darbecilere şimdi bakmayın böyle konuşuyorlar herkes şimdi darben aleyhinde herkes şu anda 12 Eylül darbesi yapıldığı zaman ben o zaman hatırlıyorum herkes darbeyi alkışlıyordu şak şakçılar alkışlıyorlardı Şimdi artık anlaşıldı ki darbe yapanlar meğer memleket için yapmıyorlarmış. Kendi ceplerini doldurmak için yapıyorlarmış. Kendilerini cumhurbaşkan yapmak için yapıyorlarmış. Her tarafa hakim olmak için yapıyorlarmış. Ve her darbe döneminde rüşvetler daha da artıyor. Darbe dönemlerinde Amerika'ya ve Avrupa'ya verilen tavizler daha da fazla artıyor onlardan destek alabilmek için darbeciler onlara her tavizi veriyor. Yapılan zulümler, yenilen rüşvetler, her birine büyük büyük servetler, bunlar halk anlayınca o zaman darbecilerin ne olduğu ortaya çıktı. Ama şu da var ki Hani darbe bitti diyorlar ya artık. Ben inanmıyorum darbenin bittiğine. Darbe, darbe nasıl biter? 28 Şubat hani bin yıl sürecek demişti bir general o zaman. 28 Şubat'ı yapanlar 97'de hükümeti devrenler zorla istifa ettirenler 28 Şubat bin yıl sürer dediler. Görünüşte birkaç sana bile sürmedi, bitti gibi görünüyor. Ama aslında bittiği filan yok. Eğer Amerika ılımlı laiklik projesini değiştirirse olmuyor. Ilımlı laiklik çözüm değil. Biz ılımlı laik olsak da bu Müslümanlar ılımlı Müslüman olmuyor. Bunlar gene radikal yine bunlar İslam medeniyeti kurmak istiyor derse tekrar katı layıklığa dönelim, diktatörlüğe dönelim derse 50 sene sonra 30 sene sonra şimdi bu proje şu anda yürürlükte. 30 sene kadar böyle gider. Ama 30 sene sonra ürün alamazsa, istediği verimi alamazsa, Orta Doğu'yu sakinleştiremezse, bu sahtel yum, ılımlılıkla Orta Doğu'yu sakinleştiremezse gene İslam hareketler onların ifadesiyle radikal olmaya devam ederse o zaman Amerika der ki ılımlılıkla olmuyor biz yanlış yaptık gene katı layıklığa döneceğiz ezeceğiz keseceğiz doğruyacağız diyecektir. Der. Yeniden darbecilere göz kırpar. Yeniden generaller tanklara binerler, yeniden darbe yaparlar. Darbe bitti diyor bazı siyasiler. Darbeler bitmez.